Abartı abi. Bakın. Oy 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 oy. Abi arabanın güzelliğine bakın abi, arabanın güzelliğine bakın. Görüyor musunuz arabanın güzelliğini, görüyor musunuz? Çok iyi ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yüzüm kanlı falan ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün gördüğünüz Bugatti tarzındaki arabayı modifiye yapacağız ve nasıl gidiyor, nasıl hızlı falan filan ona bakacağız. Öncelikle ben bunu satın aldım ve şu fiyata satın aldım. Çok uygun ve indirimli bir fiyata satın aldım. Şöyle göstereyim. Fiyatı 2.325.000 olan araba 1.395.000'e inmiş. Ben de bunu satın aldım. Şimdi modifesini yapacağız ve nasıl bir araba olduğuna bakacağız. Hemen şimdi modifesini yapmaya geçelim. Buraya geldiğin zaman E tuşuna basılı tutacaksın ve içeri girecek. Gördüğünüz zaman egzozundan nasıl bir duman çıkıyor. Şimdi önce bir armosunu ekleyelim. %100 armosunu ekleyelim. Bak kesin de ekleyelim. Ondan sonra bu neymiş, bir bakalım bunlara. Oo, hangisi güzel? Bence bu daha güzel. Ondan sonra bu neymiş? Tam olarak. Evet, şuradan bakalım. Bunu da en sondakini yapalım. Enginesini 4 seviye yapalım. Arkadaşlar bakın, bunları yapmak için 55 tane görev yapmanız lazım. Bu kilitleri açmanız için 55 tane araba yarışı kazanmanız lazım. Ben bunun ayrıntısını size anlatmıştım. Nasıl yapacağınızı. Egzozlarına bakalım. Of abi, egzozlara bakar mısınız ya? Çok tatlı değil mi ya? Arabaya baya değer gösterilmiş gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi araba baya fena. Şu olsun en sondaki. Yani bu olsun. Ondan sonra ooo tamam. Bunu yapacağız. Bugatti'nin markasını da yaptık. Gördüğünüz zaman önü değişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu Bugatti'nin. Bakalım önüne tam olarak ne geliyor. Tamam, bu olsun. Orunda 32'lik olsun. Ondan sonra ligintleri koyalım. Bunlar zaten dediğim tarzda ışıklar. Bu beyaz ışığı koyalım. Neon'u da ekleyelim ama hangi renk yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden Neon'sunu şunu ekleyelim şimdilik. Şimdilik böyle olsun, rengini sonra ayarlarız. Ve şöyle bakalım arabamıza. Önce bir rengini ayarlayalım, ondan sonra tekrar bunlara bakarız. Her zaman 600'lük alıyorum. Dediğim gibi önce bir rengini ayarlarsak güzel olacak. Kırmızı nasıl durur bunda ya? Ya da şurası beyaz olsun. Bakalım şurasını beyaz yapabilir miyiz? Aynen, şurası beyaz olsun. Abi araba mükemmel ya. Harbiden araba mükemmel. Ayrıntılarını da çok iyi yapmışlar arabanın. Yani gerçekten araba güzel. Bu Atatürk imzası. Ya diyorsunuz ya, önce şimdi nasıl imza atıyorsun? Şurasına tıklıyorsun. Şu parayı ödüyorsun. Şu anda şu gördüğünüz gibi şuraya imza geldi gördüğünüz gibi. Ama orayı farklı renk yaptığımız zaman orası görünecek. Görünecektir. Hmm.
Geri kalan rengini nasıl değiştireceğiz bakalım. Şöyle değiştireceğiz. Bakın Atatürk imzası göründü gördüğünüz gibi. Bak şurada. Bakın şurada gördüğünüz gibi. İmza burada. Araba böyle bence iyi durdu sanki ya, araba böyle. Böyle de güzel. Ama biz bu Bugatti'yi dediğim gibi kırmızı beyaz yapalım, daha tatlı duracak. Tır daha doğrusu. Tamam. Kırmızı, öne kırmızı. Oy. Bu kırmızı kapalıymış. Bazı kırmızılar kapalı, renkler kapalı. Galiba bunlar da yarış. Daha açılan bir şeyler ama. Şimdi kırmızı tamam. Bu değil, şu değil. Şu kırmızı iyidir. Tamam. Dediğim gibi Atatürk imzasını gördüğünüz gibi nasıl yaptığımı gördünüz. Size anlattığım şekilde şuradakiler değişiyor. Şuradakiler gördüğünüz gibi şuralar. Beyaz yapalım o zaman onları ya. Daha tatlı olur. Görünür şekilde olur. Bunda karbon şuralar değişiyor bakın. Bunda işte şuralar değişir. Gördüğünüz gibi. Bebek gibi bir araba ya. Vallahi süper bir araba. Adamlar harika yapmış bence. Şunu taksak abartılı mı olur? Bence çok güzel olur. Abartılı olmaz. Tatlı olur. Bunu da yaptık. Trim neymiş? Oo. Abi çok şekil ya. Bakalım yandan. Bence şurası böyle olsun. Turbosunu da ekleyelim. Tekerleklerini de ekledik mi tam olur bu araba. Aslında kendi tekerlekleri iyi bence ya. Bugatti logosu var tekerleğinde. Bakayım başka tekerlek var mı? Yok abi, kendi tekerleği iyi ya. Bu black olsun rengi. Kendi tekerleği yaptığımız için şey seçeneği vermiyor, yani yazı seçeneği vermiyor, yazı atamıyoruz. Anlayacağınız. Evet, şuna bir bakalım şimdi. Şunlara da bir göz atalım, neler yapabiliriz. Şuna bir bakalım, şuna bakalım. Bu güzelmiş. Abi arabada yazı olmasını istemiyorum, sevmiyorum ya. Şu güzel bence ya. Aynen bu güzel, bu kalsın. Rengleri de tekrar bir bakalım. Kırmızı. Kırmızı yapabiliriz rengleri. Gördüğünüz gibi araba şu anda bu halde. Görüyorsunuz. Hatta arabadan inebiliriz. Hatta inmeden önce bir arabaya bakalım. Biraz dışarı çıkacak. Evet, bakın arkadaşlar, çıktık dışarıya, görüyorsunuz arabayı. Araba mükemmel abi. Uf, araba çok güzel. Abi ateş ediyorlar. Abi ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Kaçın, kaç 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 kaç. Bu arabaya yetişmesi imkansız. Ya araba çok hızlı, görüyorsunuz. Araba yetişmesi imkansız. Çok iyi ya. Böyle gitsin bir de.
Vay be, arabaya bakar mısınız abi? Uf. Abi araba çok iyi ya. Araba güzel. Şimdi arabanın, görüyorsunuz arabayı. Arabadan inelim. Yapacak bir şey yok, kurşun atmışlar. Arabanın bir de içine, iç tasarımına bakalım. Al diyelim, hepsini bir açalım. Oy, çok iyi. Burası bagaj kısmı galiba, motor arkada, her şey arkada. Arabanın içi işte buralar bu kadar açılıyor. Gördüğünüz gibi araba şu anda böyle. Arabanın son tarzı bu. Ondan sonra bu ne ya? Ondan sonra en sona geliyoruz. Tekrar arabayı kapatıyoruz tekrar arkadaşlar. Servise geliyoruz. Buraya geliyoruz. Arabayı alıyoruz. Yani pardon, non ediyoruz. Kapatıyoruz bütün her şeyi. Arabayı gördüğünüz gibi sürüyoruz. Araba şahane bir şey. Adadık imzasını da görüyorsunuz. Abi sesi çok iyiymiş ya, değil mi? Sesi çok iyiymiş ya. Vallahi sesi çok iyiymiş. Sesini ben çok beğendim bu arabanın. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi videomu sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.